biz de izlemeye, bu maçı izlemeye gelecek insanlar için büyük bir heyecan olduğunun bilincindeyiz. Bu organizasyonun çok anlamlı bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Yani kupanın dışında bu tabii ki deprem bölgesi için yapılacak bir yardım maçı, gelirlerin bağışlanacağı maç. Ve Urfa halkının ve çevre illerin bizi merakla beklediği bir maç. O yüzden bu görevimizi yerine getirmek için buradayız. Bundan sonra da her türlü yine dediğim gibi hem deprem bölgesi için hem de üzerimize ne düşüyorsa Galatasaray takımı olarak bunun için her şeyi yapmaya hazırız. Yarın önemli bir karşılaşma. Geçen sene şampiyonu olarak buradayız. Tekrar bir kupa kazanmak istiyoruz. Müzemize bir kupa daha götürmek istiyoruz. Bunun için yarın için hazırlandık. Yarınki maçın tabii ki ne olarak tam olarak ne olacağını bilmesek de biz burada karşılaşma için hazırız ve üzerimize düşeni en güçlü şekilde yapıp kupayı kazanıp burada da yine taraftarlarımızla birlikte bunu kutlamak istiyoruz. Normal şartlarda bu tarz finallerde siz rakip takımın hocası ve kaptanıyla birlikte hep birlikte bir basın toplantısına katılıyordunuz. Ama şu anda tek başınızdasınız. Suudi Arabistan'da da bu şekilde olacaktı. Şu anda da böyle. Yarınla ilgili de akıbeti belli olmayan bir durum var. Hem bu durumu hem de yarının değerlendirmesini, beklentinizi söyleyebilir misiniz? Geçen maçtan sonra da söyledim aynı şeyleri aslında. Bizim Türk futbolunun gerçekten tansiyonunun düşmesine ihtiyaç var. Bunun için biz Galatasaray olarak ne elimizden ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Ve bununla ilgili de pozitif mesajlar vermeye çalışıyoruz. O yüzden kendi açımdan hep konuşuyorum. Yani biz bu yolda devam edeceğiz. Özellikle yine burada bulunmamızın nedeni demin söylediğimiz gibi geçen sene şampiyon olduğumuz için buradayız ve tabii yine gönül isterdi, bunu Arabistan'da da söylemiştim, Suudi Arabistan'da da söylemiştim. Gönül isterdi burada hep beraber birbirimize sarılarak, poz vererek, burada bir resim verip yarın da maçı oynamak. Ama şu anda burada beraber değiliz. Yarın içinde ne olacağını tam bilmiyorum. Ama dediğim gibi biz Türk futbolu için, ülke için bir kere yani sadece Türk futbolu için değil, Türkiye'nin gerçekten hiçbir şekilde kaosa ihtiyacı yok. Biz o kadar büyük şeyler yaşadık ki yani. Demin de söyledim, deprem felaketi yaşadık. Daha geçen sene hepimiz birlik olduk. Bütün kulüpler birlik oldu, oyuncular birlik oldu. Bu maçın önemli nedenlerinden biri de bu gelirlerin, yani hem maçın deprem bölgesinde oynanması hem de bu gelirlerin deprem bölgesine bağışlanması. O yüzden yine burada olma isteğimi tekrar belirteceğim ve dediğim gibi tansiyonu düşürmek için özellikle liginde son periyodu biliyorsunuz, burada da üzerimize ne düşüyorsa yapmamız gerekiyor. O yüzden kazanan tabii ki Türk futbolu olsun, Türkiye olsun. Eğer biraz Türkiye'yi düşünüyorsak bence ülkemizi düşünüyorsak bu anlamda da daha çok verici olmamız gerekiyor.